İki beden, üç ve robot kolunu oluşturma projemizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu video serisinde söz edilen 2B 2 boyut, 3B 3 boyut kısaltmaları olarak kullanılmıştır. Bu videoda 2B'den 3B robot kolunun 5 mm kalınlığında akrilik malzemeden yapılan ana parçaları örneklenerek anlatılmaktadır. Niye bu yolu tercih ettik robot kolumuzu yaparken? Çünkü 3D printerımız yok. 3D printerına yatıracak paramız yok. Onu öğrenecek zamanımız yok. Ama ileride bir 3B printer temin ederek daha iyi mekanik görüntüye ve fonksiyonelite işleve sahip robot kolları yapmayı hedeflemekteyiz. Burada oluşturulan parçalar AutoCAD'de tasarlanmıştır. Genel bilgi olmak amacıyla söylemek istiyorum. AutoCAD hobiciler için, öğrenciler için 3 yıl süreli ücretsiz kullanım lisansları vermektedir. Yani bu lisans alan kişiler ticari amaç gütmüyorlarsa, bir sanayi kuruluşunda çalışmıyorlarsa ya da sanayi kuruluşunda kullanmayacaklarsa, sadece ev içinde hobi amacıyla ya da öğrenci gibi kullanacaklarsa AutoCAD'in sitesine girerek 3 yıllık bu lisansı alabiliyor. AutoCAD'i bilgisayarınıza yükleyip istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ha, illaki AutoCAD'de kullanmanız gerekmiyor. İnternette bulabileceğiniz bir sürü ücretsiz CAD tasarım programları var. Bunlardan birini indirip kullanabilirsiniz. Burada önemli olan konu, ileride bahsedeceğimiz lazer kesim makinesine onun formatını okuyabileceği formatlarda dosya gönderebilmek. Başka bir özellik önemli değil. Akrilik parçalar dizayn edildikten sonra lazer kesicide kesilmiştir. Lazer kesicilerde nerede? Tabii lazer kesicimiz de yok. Ne yaptık? Reklam sektöründe zaten akrilik malzemeler, PVC malzemeler ve benzeri malzemeler kullanılmakta ve bunlar ya router ya da lazer denen kesicilerle kesilmektedir. Biz lazer kesicileri tercih ettik çünkü routerlara göre bazı avantajları var. Daha hassas kesim yapabiliyorlar, daha ince detaylı kesim yapabiliyorlar makine sektörüne uygun olarak. O yüzden lazer kesimi olan ve bu akrilik malzemeyi de temin edebileceğimiz bir reklam firmasında bu malzemeleri temin ederek lazer kesicide kesilmesini sağladık. Robot kolunun yapımında kullanılan akrilik parçanın yanında bazı diğer parçalar da kullandık. Bunları AliExpress'ten temin ettik bazılarını. Bazılarını iç piyasadan temin ettik. Önemli olan bizim için uygun olan ve uygun malzemeyi, uygun fiyata uygun malzemeyi bulabilmekti. Bu şekilde de evde uygun fiyata hobi olarak uğraşabileceğimiz ama bize çok detaylı deneyim ve bilgi kazandıracak robot kolu yapmak mümkün. Akrilik malzemenin yapıştırılmasında reklam malzemelerini satan yerlerden tedarik edilen kloroform kullanılmıştır. Niye bu kullanılmıştır? Çünkü bu işe girdiğimizde biz de öğrendik ki akrilik malzemeler piyasada bildiğimiz en kuvvetli yapıştırıcılarla bile, Japon yapıştırıcılarla bile yapışmıyor. Yani aslında yapışmış gibi görünüyor ama biraz elinizle zorladığınızda bu yapışma yerlerinden kırılıyor. Kloroform ise aslında bir yapıştırıcı değil. Kloroformu iki malzemeye iki taraflı sürüyorsunuz, yapışacak iki malzemeye. Bunlar bastırılarak elle ya da bir ağırlık altında bastırılarak bir süre tutuluyor. O sırada akrilik malzeme erimeye başlıyor ve eriyerek İki malzeme birbirine yapışıyor ve o sırada da kuruyor. Kuruduğunda ise aslında bir yapıştırıcı değil, akrilik malzemenin kendi eriyerek oluşturduğu bir yapışma ortamı oluşuyor ve çok kuvvetli oluyor bu yapışma. O yüzden de kloroform kullanılıyor. Zaten yaparsanız bu malzemeleri aldığınız yere sorduğunuzda size onlar gerekli bilgileri vereceklerdir. Burada AutoCAD ekranında en son lazer makinesine gönderilmek üzere hazırlanmış bir yerleşim var. Yani bu parçaları kullanarak robot kolumuzu yaptık. Burada onun ekrandaki görüntüden biraz daha fazla detay verebilecek başka bir görüntü. Bu ekranda ise parçaların tasarımı sırasında kullandığımız bazı AutoCAD ekranlarından birini görüyorsunuz örnekleme. Bunlar 5 mm akrilik malzeme kullanılarak ve lazerde kesilmiş parçalar. Bunun yanında metal olarak metrik 5 bizvide denen ya da saplama denen piyasada hırdavatçılarda bulunan bir malzeme. Gene hırdavatçılarda ya da makine işleme tornacılarda bulunan civa çeliği. İşte bir takım bunlardan keserek yaptığımız bazı parçalar.
coupling, rulmanlar, değişik rulmanlarımız ve stepper motor, NEMA 17 stepper motorumuz, bazı diğer vidalar. 3 mm civa çeliğinden yaptığımız bazı pimlerimiz ve gene metrik 5 saplama vidadan keserek yaptığımız bazı şaftlarımız. Akrilik malzemeler lazerle kesildikten sonra bazıları işte köşelerinden, bazıları ise yüzeysel olarak birbirine yapışmak zorundalar. Katmanlar oluşturmak için. Fakat bu yapıştırma sırasında kloroformu döktüğümüzde akrilik malzemenin yumuşamaya başlıyor ve elinizle bastırdığınızda ya da bir şeyin altına koyduğunuzda baskı yapması için bu iki malzeme birbirinden kayabiliyor. Bu niye önemli? Yani kaymaması niye önemli? Çünkü ortada merkez var. O merkezi tutturmanız gerekiyor. Şaftların ve rulmanların karşılıklı merkezlemesini sağlamak için. Fakat bu kaymadan dolayı bunu bu şekilde yapmak zor. Biz de kendimize bir yöntem bulduk. Şuradaki resimde görüldüğü gibi şunlar merkezler. Fakat burada küçük kürdanların geçebileceği küçük delikler var. Böyle birbirinin üzerine yapışan parçalarda. Bu bize ne kazandırıyor? Yapıştırmayı yapmadan önce merkezlenecek parçaları bu kılavuz, kürdanları geçirdiğimiz kılavuz deliklerinden merkezliyoruz. Ondan sonra araya kloroformu döküp bunları birbirine sıkıştırdığımızda kürdanlar bu malzemenin kaymasını engelliyor ve merkezlerinde kayma olmuyor. Yarım milimetrelik bir merkez kayması bile robot kolunda mekanik olarak sıkışmalara, dengesizliklere sebep olabiliyor. O yüzden bu yöntemle biz buna oldukça bir çözüm bulduğumuzu düşünüyoruz. Bunlar kılavuz delikleri, kürdanları geçirdiğimiz. Üst üste yapışan, bakın şurada mesela yapıştırılmış bu 5 milim bir malzeme, bu da 5 milim diğer malzeme ve üst üste yapıştırılmış. Bunların merkezlerini tutması gerekiyor. Üstteki olan malzeme. Rulman yatağı bu. Diğer bir örnek, gene kürdanla yapıştırmaya. Bu ortadaki çapın, gene rulman yatağı bu. Kaymaması lazım iki malzeme birbirine yapıştığında. Diğer bir merkezleme, kara bir malzemeyle yuvarlak bir malzeme gene aynı şekilde merkezlenerek yapıştırılıyor. Burası bizim base denen taban parçamız. İşte bu ana eklem 1'in yataklaması burası. Burası eklem 1 motorunun yuvası. Mekanik olarak montajlama yapabilmek için bunu iki kat yapmayı tercih ettik. Çünkü tek kat yaptığınızda düz bir zemine bunu koyma olasılığı yok gibi. Göründüğü gibi burada kürdanla merkezleme yaptığımız yuva da buraya yapıştırılmış ve içine rulmanın dış çemberi, dış bileziği yerleştirilmiş durumda. Bir rulmanımız, eklem rulmanı, eklem birin rulmanı. Görüldüğü bir konik bir rulman. Konik rulmanların özelliği hem eksenel hem de radyal yükleri almasıdır. Birçok rulman ya eksenel yükleri alır ya da radyal yükleri alır. Ama bu uygulamada, buradaki uygulamamızda bize hem eksenel hem radyal yükleri alabilecek bir rulman lazımdı. Bunun içinde bu konik temper rulman denen rulmanlar en iyi rulmanlar. Bunun dışında bir de angular bearing denen ya da açısal rulman denen rulmanlar var ki genelde robotlarda aslında onlar kullanılıyor bu eklem rulmanları olarak. Fakat bizim kullanmamamızın sebebi birincisi fiyatları çok yukarılarda olması, ikincisi bilezik gibi olmalarından dolayı mekanik yapıları da daha fazla teferruat gerektireceği için bu kadar küçük bir mekanik yapıda onları kullanmanın uygun olmaması. Bu rulman, yani bizim kullandığımız konik rulman bu işlevin daha basit şekilde yapılmasını sağlıyor. Bizim seçimimiz bu. Sizler başka seçim yapabilir, tasarımınızı ona göre yapabilirsiniz. Önemli değil. Biz zaten bir fikir olması için örnekleme veriyoruz. Evet, aynı bez ünitinin değişik açılardan görüntüsü. Ve bir sonra şu parçanın hemen bir sonraki sayfada karşılıklı. Çünkü bu sayede eklem 1'in dikeyde düzgün hareket etmesi sağlanıyor. Bu da o parçanın son monte edildikten sonraki hali. Hem eksenel hem radyal yükleri taşıması için bu şekilde bu rulman kullanıldığını söylemişti. Değişik bir açıdan görüntü tekrar. Şu yarıklar buraya koyacağımız NEMA 17 motorların yuvaları. Niye böyle geniş yaptık? Çünkü akslarda kullanacağımız kasnaklar var ve kayışlar var ve bu kayışlarda gerginliği sağlayabilmek için motorların bir miktar aşağı doğru hareket ettirilmesi gerekiyor. Tabii bizim bu ilk prototipimiz olduğu için hangi kasnağın uygun olacağını, hangi kayışın daha uygun olacağını ve bunların mesafelerini tam kestirebilemediğimiz için bu yarıkların mesafelerini, boylarını biraz uzun tuttuk ki
her seferinde parçayı yeniden yapmak zorunda kalmayalım. Çünkü bu sonuçta bir deneme robotu, prototip robot bizim için. Yuvalar, motor yuvaları. Burası gene motor yuvası. Burada da eklem 3, 4, eklem 2, eklem 3 ve eklem 4 döner bir hareket yapıyor bu anlamda. Bu da tutucumuz. Montajlanmış hali. İşte bakın rulmanlar. Burada rulmanları görüyorsunuz. Yuva yuva yapılmış. Bu yapıştırılmış malzeme. Şu gene hareket eden malzeme. Gene bu araya bir kayış var. Bu kayışın gerginliğini sağlayabilmek için bu parçanın hareket etmesi gerekiyor. Değişik bir açıdan aynı parçanın görünümü. Bu link 2, eklem 2, eklem 2, eklem 3 ve bu link 2 parçası. Gördüğünüz gibi bunlara kasnaklar takılacak. Araya kayışlar takılacak. Buraya motor takılacak. Gene kayış takılacak ve bu parça burası sabit. Bu parça gene aşağı yukarı kayışı germek için hareket edebilen parça. Gene burada motor, Metrek 3 motoru. Bu Metrek 3 motoru. Çünkü metrik eklem 3, 3'ü çeviren motor. Metrek 3 motoru. Burası da eklem 2 motoru. Eklem 2'nin motoru da link 1 üzerinde. Evet, değişik açıdan montajdan görüntüsü. Bu da eklem 4 stepper motor. Farklı bir tip. Değişik açıdan görüntüsü. Tutucumuz DC bir motor. 6 voltluk DC bir motor. Mekanizmayı hareket ettiren bir motor. Burası eklem 4. Eklem 4 motorunun kaplinki. Burası gene oteket üzerinde tutucumuzun açılmış ve kapanmış halindeki durumu. Bu sarıyla gösterilen motor ve motorun vidası. Yani bu açma ve kapama işlemi bu şekilde yapılıyor tutucu üzerinde. Eklem 1'de 3202 konik tapered rulman kullandığımızı söylemiştik. Bunlar eksenler radyal yükleri taşıyan tipler rulmanlar. 202 aslında 203, 204, 205 diye gidiyor. Bunlar tabii nedir? Rulmanın büyüdüğünü gösteriyor. Bize 202 boyutundaki rulman yeter. Yani 30.202. Eklem 3, eklem 4, eklem 2'de ise 625 serisi rulmanlar kullandık. Bazılarında ise F serisi 625 rulmanlar kullandık. F serisi demek flanşlı rulman demek. İnternetten bakarsınız flanşlı rulmanın ile diğer rulmanın arasındaki farkı görürsünüz. Ölçü olarak her şey aynı. Sadece F serisinde flanşlı rulman var. ZZ'ler metal kapaklı rulmanlar, RS'ler ise plastik kapaklı rulmanlar. Yani yan tarafında rulmanın içindeki yuvarlak misketler iki taraftan plastik ya da metal kapakla kapatılıyor ki rulmanın içine toz girmesin diye. Bundan sonraki video robotu çalıştıran Arduino tabanlı elektronik bilgileri içeren videomuz olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hadi.